Rahva. Yüzyıllardır soğuğu, boranı, tipiyi sineye çeken ama sesini hiç çıkarmayan Rahva. Karın, boranın yolları kapattığı ama her şeye inat, yaşam mücadelesi veren Rahva. Bir zamanlar soğuğuyla can alan ama bugün bir eğitim ovasına dönerek yarınlara can veren Rahva. Ve Rahva'da açan çiçekler. ...2004 yılında Ankara'da Bitlisli hayırseverlerin katılımıyla ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın nezaretinde yapılan toplantıda alınan kararların ilk meyvesi, Bitlis'in köklü ailelerinden Eren ailesinin bağışıyla alınıyordu. Bitlis, tarihinin ilk yarı olimpik kapalı yüzme havuzuyla tanışırken, aile bir de Anadolu Öğretmen Lisesi'nin temelini atmaya hazırlanıyordu. O günlerde Bitlis'te tohumlar serpilmiş, Rahva çiçek açmaya başlamıştı. Çünkü Başbakanımızın yapmış olduğu toplantı bence Bitlis'in eğitiminde ve Bitlis'in özellikle gelişmesinde de diyebiliriz bir milat oldu. O güne kadar Bitlis'te, özellikle Bitlis'ten çıkmış ama çok başarılı, kendi alanında çok başarılı olan iş adamlarımız da bu anlamda Bitlis için Bitlis'le ilgili toplantı yapılmamıştı. Yani Bitlis'teki iş adamlarını hatırını soracak ve bir değer verme anlamında eğer söylersek bir araya getiren bir toplantı olmadığı için iş adamları da hep kendi alanlarında, hepsi aslında hayırseverdi. O zamana kadar hepsi bir şeyler yapıyordu ama kendi ilinden bir talep gelmediği için başka yerlerde bu yatırımlarını yapmışlardı. Doğrusunu söylemek lazımsa iş hayatımda Bitlis'e değil, Diyarbakır'da bir ilkokul yapmıştım. Üniversiteyi yaparken. Ama Bitlis'e yapacağım aklımda değildi. Öyle bir planım, programım yoktu. Doğruya doğru. Hüseyin Çelik Bey bana teklif edince, Cemil Bey sen de bunu yapabilirsin. Niye yapmıyorsun deyince, yapayım Sayın Bakanım dedim. Böyle başardım. Ama 2004'te Sayın Başbakanımızın özellikle Ankara'daki iş adamlarına yapmış olduğu çağrı, şehrinize adınızı yazdırın. Şehrine adını yazdır kampanyası başlatıyoruz ve bunu Bitlis'ten başlatıyoruz. Bunu 81 vilayet içinde Bitlis'ten başlattık ve diğer illere devam edeceğiz. Sözü hakikaten çok etkili olmuştu. Ve iş adamlarımız zaten içinde var olan o Bitlis sevdası. Hiçbirisi Bitlis'ten kopamayan, Bitlis'i unutmayan hepsi hemşerilerimizdi. Kendi alanlarında çok iyi başarılara imza atmış, başarılı olmuş arkadaşlarımızdı. Sayın Başbakanımızın da özellikle o teklifi, o daveti Bitlis'te bir milat başlattı ve iş adamlarımızı harekete geçirdi. Rahva'da bu çiçekler ardı ardına açmaya başlamıştı. Nurullah Eren Anadolu Öğretmen Lisesi'nin açılışından kısa bir süre sonra bu sefer Gencer ailesi hizmet yarışına başlar. Ve Ahlat Sadullah Gencer Anadolu Lisesi'nin inşaatına başlanır. Ki aynı Gencer ailesi daha sonra Tatvan'a Bilişim Anadolu Teknik Lisesi'ni ve Bitlis merkeze de anneleri merhume Necibe Hanım adına Necibe Gencer Kız Meslek Lisesi'ni yaptırıp armağan ederler memleketlerine. İlk kıvılcımı Ahmet Eren'in Rahva'da gösterilen hazine arazisine yaptığı Anadolu Öğretmen Lisesi çaktı. Biliyorsunuz Ahmet Eren yeğeni adına
yaptığı Anadolu Öğretmen Lisesi binlerce öğrenci kapasiteliydi. Bir özelliği öğretmen lojmanları vardı. Erkek öğrenci yurdu vardı. Buna sonradan kız öğrenci yurdu eklendi ve bir spor tesisi vardı. Ondan sonra Ahmet Eren ikinci tesisi yaptı. Bölgeye büyük bir spor kompleksi. Kapalı spor salonu, yüzme havuzu olan, hatta stadyum için arsası bulunan geniş bir alana harika bir spor tesisi yaptı. Bir gece rüyamda kişinin Müştak Baba olduğuna inandığım bir zat rüyama girdi. Bembeyaz bir giyim içindeydi. Elinde asasıyla Bitlis'e gitmelisin diye bana resmen bir talimatta bulundu. Yani o dönem o rüyayı gördüğümde en az 2-3 gün rüyanın etkisinden çıkamadım ki 35 yıla yakın belki bir süreydi de Bitlis'e hiç gitmemiştim. Bu ben kararımın derhal verilmesine sebep oldu. Yani evet, demek ki bu işi Bitlis'te yapmalıyım diye. Annelerinin adını bir okula vermek neden önemlidir Gencer kardeşler için? Annemiz hakikaten eğitimin anıtı gibidir. Yani biz onu öyle gördük, öyle tanıdık ve öyle defnettik. Eğitimin, özellikle kızlara verilecek eğitimin anıtı ve bekçisi konumunda. Kızlar ve kadınlar okumaları bir toplumun kurtuluşu olduğu şeklinde bir inancı, duruşu ve davranışı vardı. Anamızın bu konumu abimiz tarafından hakikaten çok güzel bir şekilde taçlandırıldı. Abim annem adına yaptıracağı bu okulu hem kızların eğitimi için hem de Bitlisli kızlarımızın eğitimi için bir anı, bir anıt haline getirdi. Okulun önünden geçtiğimde anneme bir Fatiha okumak, bir sure okumak ihtiyacı duyarım. Annemiz Bursa'da vefat etti, Bursa'da defnettik ama bize göre asıl şeyi, mezarı okuludur. Bitlis'te görülen bu atak daha önce hiçbir ilde görülmediği için bu durum dönemin Milli Eğitim Bakanlarının da çok ilgisini çekmiştir. İlk defa bir şehrin hayırseverleri bu denli bir hizmet yarışına girmişlerdi. Türkiye'de eğitim alanında bir ilk Bitlis'te gerçekleşiyordu. Devlet yöneticileri işin sırrını anlamak istemişlerdi. İşin sırrı neydi? Sadece Bitlis merkezinde değil, Tatvan'da, Ahlat'ta, Adilcevaz'da, Güroymak'ta, Mutki'de, Hizan'da bir hemen hemen bütün Bitlis'i içine alacak şekilde çok büyük bir hamle yapıldı. Bu işin fiziki altyapısı. Tabii ki biz zaten bakanlık olarak teknolojik altyapıyla ilgili çok iyi programlarımız vardı. Onlarla donatıldı. İlin valisi, Milli Eğitim Müdürü, milletvekillerimiz, bütün şehir adeta bir gönül birliği yaptı ve başarılmaz olmaz dedikleri yerden sosyal bilimler alanında Bitlis Türkiye birincisi oldu. Demek ki olabiliyormuş. İş adamlarımızı açıkçası ben almadan geçemeyeceğim. Yani bakanlığa her gittiğimizde iş adamlarımızın yapmış olduğu yatırımı hep örnek gösterdik ve hep elimizi güçlendirdi. Ve bu güçlü gidişimizin de her dönemde hiçbir zaman boş gelmememize, bakanlıktan boş çıkmamamıza vesile oldu.
Yani iş adamlarımıza örnek gösterdik. Sayın bakanlarımıza, Milli Eğitim bakanlarımıza hem Hüseyin Çelik döneminde hem Nimet Çubukçu hanımefendinin döneminde olmak üzere. Ben her gittiğimde bak işte iş adamlarımız şunu yapıyor. Şunlara ihtiyacımız var. Bunu da devlet olarak bizim yapmamız gerekiyor diyerek o aldığımız güçle hep tavsiyelerde bulunduk ve bunları almak için açıkçası bakanlarımızın sürekli kapılarını aşındırdık ve boş bırakmadık. Ve bu anlamda Allah razı olsun onlar da bizi boş çevirmediler. Ama yine söylüyorum, özellikle iş adamlarının hiçbir beklenti içinde olmadan yapmış olduğu okullar, yapacağı okullardan biz güç alarak, eğer iş adamlarının hiçbir beklentisi yokken bunları yapıyorsa, bizim de şunları yapmamız lazım, acil ihtiyacımız var. Bunu olmazsa olmaz bunlar önceliğimiz deyip ve gittiğimiz hiçbir projeden elhamdülillah bizi boş çevirmediler. Her gittiğimizde 3 tane, 5 tane bazen işte öğretmen eviyle beraber ne ihtiyacımız varsa pansiyonlarıyla beraber her defasında eli dolu çıktık ve yatırım programını aldırdık. Elhamdülillah yatırım programını aldırdıklarımız da anında başladı. 2003 yılında AK Parti iktidara geldikten sonra biz birçok alanda büyük hamleler yaptık. Ama bu hamlelerin belki en büyüklerinden birisi eğitim hamlesiydi. Milli Eğitim Bakanlığı ilk defa AK Parti döneminde Milli Savunma Bakanlığı'nı çok çok daha ötesinde bütçelere sahip oldu. Ve yurdun dört bir yanında adeta her tarafı şantiye haline getirdik. Büyük bir okul seferberliği başlattık. Sadece eğitimin maddi altyapısı, fiziki altyapısı değil, aynı zamanda teknolojik altyapısı vesaireyle birlikte de bunu besledik. Ben özellikle o dönemde bizi hiç boş çevirmeyen, hakikaten hem o dönem Millet Eğitim Bakanlarımızın Hüseyin Çelik Bey, hem Nimet Çubukçu Hanımefendi bu anlamda Bitlis'e eğitim anlamında çok katkı sunmuşlardır. Çok hizmet etmişlerdir ve Bitlis'teki eğitim seviyesinin hem okullaşma fiziki mekan olarak hem de teknolojik altyapı olarak, öğretmen sayısı olarak bu duruma gelmesinde her iki bakanımızın çok emeği var. Ben buradan da her ikisine teşekkür ediyorum. En başarılı olduğumuz illerden birisi de bu konuda Bitlis'tir. Bitlis sesimize ses verdi ve eğitime %100 destek kampanyasında ben de varım dedi. Başta mesela Eren ailesi olmak üzere Ahmet Eren ve kardeşleri yeğenleriyle beraber üniversitenin inşasını bile üstlenecek şekilde büyük fedakarlıklar yaptılar. Mesela merhum yeğeni İsmail Eren adına orada büyük bir Anadolu Öğretmen Lisesi kompleksi yapıldı. Yüzme tesisleri, spor tesisleri yapıldı. Başka okullar yapıldı. Eren ailesi bir manada bu işin öncülüğünü üstlendi. Bitlis'in yokluk günlerini gören hatırçınas Bitlisliler, yaşadıklarını unutamadıkları gibi bugünkü Bitlisli gençlerin aynı sıkıntıları yaşamamaları için yapmaları gerekenleri de unutmadılar. Onca yokluğun yükünü çekmiş bu değerli isimlerin çocukluğunun Bitlis'e nasıldı acaba? Diğer isimleri Bitlis'e vefa olan iş adamlarının çocukluklarında nasıl şartlar hakimdi? O zümrüt yeşili toprakları. Bizim zamanımızda o şimdiki üç mahalle tek bir mahalledi. Tek bir mahallede tek bir Kurtuluş İlkokulu vardı. Başka hiçbir okul yoktu. O kışın kış günlerinde bizler aşağı yukarı yarım metre karı adımlıya gelirdik o okula. O ilkokul böyleydi. Bitlis'te de tamamen bir tek tane lise vardı. Ve bir tane de sanat erkek okulu vardı. Bu da 3 sınıflıydı, 5 sınıflı değildi. O zaman dahi Bitlis'te halen okullar aynen, ben 12 yaşında bıraktığım okullar aynen devam ediyordu. Sadece sanat okulunun 2 yıllık, 3 yıllıkken 5 yıla çıktı. Benim çocukluğumda yaşantılarımla bugünkü öğrencilerin yaşantılarını mukayese etmek asla mümkün değil. Katiyen mukayese edilebilir bir tablo yok. İkinci sınıfı bitirdikten sonra okuma şansını bulamadım. Ben babamın ölümünden 40 gün sonra olmuşum.
Annem ikinci bir izdivaç yapmadan beni büyütmüş. Allah rahmet eylesin. Binaenaleyh yokluk içinde ben okudum. İkinci sınıfı bitirince artık 25 kuruş. Defter, kalem parası, ihtiyaç 25 kuruş. Bugünkü gibi lira değil. Onu bile teminden zorluk çekince okulu bırakmak ve çalışmak zorunda kaldım. Hikmet Kiler ve Cemil Özgür de Bitlis'in eğitim kenti olup tarihteki başarılı kimliğine kavuşması için büyük bütçeleri Bitlis'e bağışlayanlardan oldu. Ve Bitlis bu sayede iki okul daha kazandı. Bitlis'le hiçbir ticari bağ kalmayan bu insanlar neden Bitlis'e yatırım yarışına girmişlerdi? Bitlis'e bizim bu yatırımımızın yapmamızın ana sebebi Bitlis'e olan bağlılığımız ve Bitlis'e olan özlemimiz. İkincisi benim annem ve babamın da kabri oradadır zaten, Bitlis'tedir. Bunların hasretiyle tabii senede bir iki defa ben Bitlis'e gidip gelip o anamın babamın kabrini de ziyarete giderdim. Ve Bitlis'teki bu noksanlığı zaten biz hissetmiştik. Bu talebelerin Bitlis'te niye bir fen lisesi yoktur? Fen lisesinden çıkan talebeler başarılı oluyor, tıbbi kazanıyor, nerelere nerelere kadar gidiyor. Bu bizim içimizdeydi. Benim de evlatlarımdan içerisindeydi. Ve Bitlis'e en çok bizim özlemimiz Bitlis'te doğmuşuz. Biz Bitlis'te büyümüşüz, Bitlis'in suyunu içmişiz, ekmeğini yemişiz. Bitlis'in bu özlemi bizi bu işe sürükledi. Bitlis'te çok zengin iş adamları vardı tabii Bitlis'te, İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, oralarda. Onlar da Allah razı olsun Bitlis'e gerektiği kadar yardımda bulundular. Onlar da elhamdülillah okullar yaptılar. Vahit Kiler Bey bizim milletvekilimiz, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, kardeşimiz. Yine toplantıların birinde Vahit Bey'e dedim ki biz kilerimizi Kiler Market'ten yaptığımız alışverişle dolduruyoruz. Bitlisler de size teveccüh gösteriyor, oy veriyorlar. Sayın Kiler, siz Bitlis'e ne yaptınız dedim. Eğitim yatırımı adına ne yaptınız dedim. O da zaten babasıyla, Hikmet amcayla ve kardeşleriyle daha önce istişare etmişler. Ve Vahit Bey o bir açılış merasimimiz esnasında kalktı, kürsüden ilan etti. Dedi ki biz de karar verdik, fen lisesini yapacağız dedi. Fen lisesini bir kampüs olarak Kiler ailesi yaptı, bir eğitim kampüsü oldu. Gerçekten yurtlarıyla, yemekhanesiyle, efendim kütüphanesiyle, bütün sosyal donatı alanlarıyla beraber, çevre tanzimi dahil olmak üzere Bitlis'te muhteşem bir okul kompleksi yaptı. Başbakanımızla geldik. Hikmet amcanın da adına yakışır bir okul oldu. Cemil abi bizim hepimizin abisi Cemil Özgür Bey'e hatta bir açılış esnasında takıldım. Dedim ki Cemil abi burada çok fazla Cemil Özgür'e ait bir eser görmüyorum. Özellikle eğitim yatırımı adına. Ankara'da Cemil Bey'in tabii yaptığı birçok güzel ekonomik yatırım var. Cemil Bey Enstitü Meslek Lisesi'ni üstlendi. Bir kısmını yurtları vesaire biz Milli Eğitim olarak üstlendik. Enstitü Meslek Lisesi o şekilde yapıldı. Ahmet Eren Beyler öğretmen okulunu ve yatakhanesini yapıp da açılışını Sayın Hüseyin Çelik Bey yapınca bizlerden söz aldı. Dedi ki sizler de birer okul yapın. Ben o söz verenlerin başında geliyorum. Hay hay dedim. Biz de bir şey yapalım. Ne yapacaksın? Ben Endüstri Sanat Lisesi yapayım dedim. 300 kişiyle pansiyon. Onun üzerine bir protokol yapıldı. Hüseyin Bey'le imza edildi. O zaman bakan oydu. Bitlis'in hayırseverleri okulları yaptırıp devlete teslim edip köşelerine çekilmiyorlardı. Artık devletin olan okulların ve öğrencilerin sorumluluğunu hala üzerlerinde hissediyor ve Bitlis'e sadakatlerini yine gösteriyorlardı. Biz tabii bu Bitlis Lisesi'ni yapıp Milli Eğitim'e devrettiğimiz zaman, Sayın Başbakanımızın da gelip o okulu açtığı zaman benim holdingin başında olan oğlum Nahit Kiler çıktı, orada bir konuşma yaptı. Dedi ki
bu okuldan mezun olanların, bu okuldan mezun olan, üniversiteyi kazanan her kişinin okulu bitirinceye kadar bütün şeylerini üstleneceğiz. Burslarını üstleneceğiz. Burada kim olursunuz, fakir ve zengin demedik. Kim ki burada bu okulu, liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi kazanırsa güzel yerleri, biz onları da tamamen sonuna kadar okutacağız. Tahmin edersem bu okula gelenlerin bu da aklında kaldı. Ve elhamdülillah 2011 yılında oradan 9 tane tıbbı kazandı. Adedini bilmediğim birkaç kişi de diğer güzel bölümleri kazandılar. Ve bunların şimdi bizler İstanbul'da hangi okuldalarsa onların burslarını veriyoruz. Her sene okul açılışında mutlaka gider. Yeni gelmiş olan öğrencilere okula hoş geldin konuşması, onları bir karşılama konuşması yaparım. Hayatta uyumaları gereken ve izlemeleri gereken yol konusunda, o okulda alacakları eğitimle çıkmış oldukları yolun ne kadar önemli ve ne kadar güzel bir yol olduğu konusunda mutlaka bir konuşma yaparım. Bu çocuklar senede bir defa geliyorlar. Bizim misafirimiz olarak geliyorlar. Bir iki gece kalıyorlar. Bizler misafir ediyoruz. Peki hayırseverlerin, öğrencilerden beklentisi neydi? Bizim bu Hikmet, Bitlis Hikmet Kiler Fen Lisesi'nde okuyan talebelerden tek bir isteğimiz var. Her geçen yıl için, her geçen gün için biraz daha başarılı olmalarını, biraz daha yüksek puan alıp Türkiye'nin diğer üniversitelerinde, tıpta olsun, efendim elektronik mühendisliklerde olsun, bunlarda iyi yerlere gelip bizim de elimizden geldiği kadar bunlara yardımcı olup şu Türkiye'ye, İslam alemine, milletimize yardımcı olmaları için elimizden gelen çabayı göstermek arzusundayız. Bizim de bu talebelerden tek isteğimiz, tek tek istediğimiz başarılı olmaları. Başka bir isteğimiz yok zaten. Sadece Bitlisli gençlere değil, bütün gençlere tavsiyem, hangi şartlarda olursa olsun eğitimlerini tam manasıyla tamamlamaları ve ondan sonra memleketin hizmetlerine koşmalarıdır. Eğitimi tam olmayan bir genç hizmette daima kusur yapabilir. Bugün de yine bizim Türk milleti olarak eksikliğimiz eğitimdedir. Neyi bekliyoruz? Önce ailelerini inşa etmelerini bekliyoruz. Aileleri doğru düzgün inşa edilmiş, feraha kavuşmuş Bitlisli'nin şehrini inşa etmesini bekliyoruz. Şehrini inşa etmiş, ihya etmiş bir Bitlisli'nin ülkesini inşa etmesini, ihya etmesini, sonradan da dünyayı ihya etmesini ve inşa etmesini bekliyoruz. Bizim beklentilerimiz, Bitlisli'den beklentilerimizin nihai ölçüsü, dünyayı ihya eden ve inşa eden Bitlisli profilidir. Bitlisli bunu yapabilir. Bitlisli hayırseverlerin bu örnek tutumu, Bitlisli olmayan hayırseverleri de harekete geçirmiş ve onlar da Bitlis'e hizmet yarışında sıraya girmişlerdi. Ahmet Müjdeba Albayrak, Kadir Has, Hüsnü Özyeğin gibi isimler ya da varisleri ve Sabancı Vakfı gibi kuruluşlar Bitlisli olmadıkları halde Bitlis için proje düşünen isimler olurlar. Özgün ailesinin bizim ilimizde iki tane yatırım vardır. Bunlardan bir tanesi merkezde eşi adına, Ayşe Özgün hanımefendi adına yaptırdı 176 kişilik bir ekspansiyonumuz. Yine geçen yıl inşaatı tamamlanan 12 derslikli Deniz Süren İlk Öğretim Okulu
ki bu taşıma merkezimizdir. Tatvan'ın Kavar mezrasındadır. Hüsnü Bey burada Kavar'da kırsal kalkınmada model bir proje yürütmektedir. Bu projenin bir parçası olarak da o bölgedeki çocuklara 12 derslikli bir okul sözü verdi. Bunu yerine getirdi. Şu anda taşıma merkezidir. Bizim orada bir 400'e yakın öğrencimiz eğitim öğretim görmektedir. Heyzan ilçemizde Sabancı Holding'in yaptığı 110 kişilik bir erkek pansiyonumuz vardır. Geçen yıl uzun zaman önce yapmışlardı. Geçen yıl sağ olsun Sabancı Holding bu pansiyonumuzu da sil baştan bir daha onarımını yaparak günün şartlarına uygun bir şekilde tefriş etti. Bunun yanı sıra Hizan'da Kadir Has'ın Milli Eğitim Bakanlığı'yla birlikte yapmış olduğu 16 derslik bir Anadolu sesi var. Yine Tatvan Fatih İlköğretim Okulu'nda 8 derslik, Tatvan Ahmet Müşteba Albayrak İlköğretim Okulu'nda da 12 dersliği bakanımızla birlikte yapan Kayserili, Almanya'da yaşayan Kayserer Ahmet Müşteba Albayrak Bey hakikaten çok büyük fedakarlıkta bulunmuştu. Bir cümleyle ne kadar büyük fedakarlıkta bulunduğunu ben size izah edeyim. Bizim Tatvan'da en son yaptırdığı Ahmet Müşteba Albayrak İlköğretim Okulu'na 750 bin lira o günün parasıyla para gönderdiğinde hesabında 50 sent para kalmış diyordu. Kayserili bir iş adamı Almanya'ya uzun yıllar önce gitmiş ve Almanya'da emekli olmuş. Bir gün telefon etti. Vali Bey dedi, aradığım siz 14. valisiniz dedi. Buyurun dedim, sabahleyin 8 gibi erken bir saatte arıyor. Ben dedi, Doğu illerinden birine yatırım yapmak istiyorum, okul yapmak istiyorum. Bana nasıl yardımcı olabilirsiniz dedi. Bütün param, onu da ifade etti, şu kadar bir param var dedi. Ben dedim, lütfen bana bir telefon ve bir faks numarası bildirin dedim. Yarım saat sonra önce telefon ettim ve faksına 3-4 ilçeyle ilgili yatırım yapılabilecek, okul yapılabilecek arsa bilgilerini faksladım. Beni aradı. Dedi ki, hemen parayı vereceğiniz bir adrese çıkarıyorum dedi. Hemen yatırıma başlayabilirsiniz dedi. Ama duydum ki Tatvan merkezi bir ilçe, oraya yaparsanız memnun olurum dedi. Ve ilk tesisi biz Tatvan'a yaptık. Hayırseverlerle birlikte devlet de kendi imkanlarını seferber etmiş ve derslik sayısını daha da artırmak için gücünü son raddesine kadar kullanmaya başlamıştı. Hizan, Mutki, Güroymak bir yeni ve nitelikli okullarla tanışıyor. Birkaç sene evvelki yokluk günleri sona eriyor. Böylelikle buralarda yaşayan gençlerin kendilerine güvenleri geliyor ve genç yaşta yüzleri gülmeye başlıyor. Sesi bölüm vardı. Ama hemen ardı sıra Anadolu sesi açıldı. Ardı sıra İmam Hatip sesi açıldı. Çepelen kız meslek sesi faal duruma getirildi. Genel lise çok muazzam 24 derslikli MKB tarafından güzel bir derslik binası yapıldı. Kız meslek lisesinin kız pansiyonu yapıldı. İlk öğretimlere baktığınız zaman yeni pırıl pırıl ilk öğretimler yapılıyor. Anaokullarına bakın, bizim 2002 yılına kadar bizim ilimizdeki anaokul sayısı 3. Şimdi 18 tane. Ve Kastamonu evleri, hatta Aklat evleri imarisinde anaokullar yapıyoruz. En kırsala yaptığımız okulların bile dışına sidingini, giydirmesini yapıyoruz. Çok modern okullarımız oluyor. Bitlis'in iç bölgeleri böyleydi de, sahil şeridi nasıldı? Hizmet rüzgarı Tatvan, Ahlat, Adilcevaz üzerinde nasıl esmişti? Eserken ne kadar bereket bırakmıştı? Adilcevaz'da iki lise varken bugün Adilcevaz'da 5 tane lisemiz var. Adilcevaz'da o 5 lisenin yanı sıra modern binalarında eğitim öğretim gören 5 lisemiz var. Erkek pansiyonlarımız var, kız pansiyonlarımız var. Çok güzel öğretim okullarımız yapılmış. Bunlar Adilcevaz'ın eğitimine farklı bir renk katmış. Öbür taraftan Tatvan'a baktığınız zaman denizcilik lisesi var. Bugün doğuda, güneydoğuda bir Van'da var, bir Tatvan'da var. Bilişim lisesi var, otelcilik ve turizm lisesi var. Efendim, Anadolu lisesi, ikinci bir Anadolu lisesi açıldı Tatvan'da hemen. Geçen yıl ikinci bir Anadolu lisesi açıldı. Merkezimizde de ikinci bir Anadolu lisesi açıldı. Merkezde ikinci bir İmam Hatip açıldı. Tatvan'da yeni bir İmam Hatip açıldı. Ahlat'ta yeni bir İmam Hatip. Adilcevaz'da, Mutki'de, Hizan'da artık okullarımız kız meslek lisesi. Ahlat'a baktığınız zaman Ahlat'ta da durum çok farklı değildi. Ahlat'ta bir genel lisemiz vardı, bir çepelemiz vardı. Şu anda Ahlat'ta çepele devam ediyor. Ahlat'ta İmam Hatip devam ediyor. Ahlat'ta Anadolu lisesi devam ediyor. Ahlat'ta genel lise devam ediyor. Ve bu binaların her birinin, her okulun kendisine ait binası var. Ahlat o akışlarda çok güzel bir yuva yapıldı.
Yanında 300 kişilik pansiyonu yapıldı. Efendim, olan binalarımız bir kez daha elden geçirildi. Yani o eski, köhnemiş, boyasıyla itici olan binalarımız şu anda albeni olmuş. Çok cazip bir hale gelmiş. Yapılan ya da onarılan okullarla sağlanan olumlu psikolojik ortam, eskiden Bitlis'e karşı olan olumsuz bakıştan dolayı dertlenen, tasalanan Bitlisli çocuklara bugün artık neşeyle oynama imkanı veriyordu. Bir zamanlar olduğu gibi Bitlisli çocuklar bugün okula devamsızlık yapmıyor, eğitimini tam alıyor. Eğitim, Bitlis'te artık neşenin adıdır. O dönem Bitlis'te hakikaten öğrenciler hala okul kapılarından içeriye sokulamıyordu. Çok sıkıntılı bir dönemdi. Hatta bir takım yakınlarım bana orada okul inşa etmenin bir takım tehlikeleri olabileceğini söylediğinde ben bunun dışında başka hiçbir yerde hiçbir şekilde bunu yapamayacağımı, orada yapmam gerektiğini ve bu maksatla oraya gidiyor olduğumu söyledim. Bizim devamsızlık oranımız neredeyse sıfıra iniyor. Çünkü çocuklar artık bizim okullarımıza, bu okuldaki teknolojik donatımıyla olsun, fiziki altyapısıyla olsun, donatımıyla olsun, o kadar çocukları cezbediyor ki çocuklar bizim okullarımıza gülerek geliyor, okullardan ayrıldıkları saatte ağlayarak çıkıyorlar. Onun için tefrişatta ilimizde herhangi bir sıkıntı yoktur. Okulların donanımı doğrudan başarıyı da Bitlis'te vatandaşın gündemine sokmuştur. Bitlis, LYS'de 2 sene üst üste tarihi başarıların altına imza atıyordu. Bitlis, LYS'de Türkçe sosyal dalında il bazında 2 sene üst üste Türkiye birincisi olurken, dil alanında da Türkiye 25.sine ev sahipliği yapıyordu. İrem Ceren Doğan, bu dereceyi elde eden bir Bitlisliydi. Yani tabii ki şimdi 9. sınıfta başlıyoruz, 10. sınıfta alan seçiyoruz. 10. sınıfta ben yabancı dil seçmiştim. Alana ilk başladığım andan son gün yapacağımız şeyler bile belliydi bizim ilk başladığımız günden. Benim hocam çok iyiydi, yani aynı zamanda rehberimdi. Biz her şeyi planlamıştık, son dakikaya kadar ne olacağı belliydi. Bu şekilde sistemli çalışınca da zaten son sınıfın başına geldiğimizde, yani hiçbir şey olmasa bile ilk 50'yi bekliyorduk biz. Yaptığımız plana uyduk. Yani bu bir senenin, iki senenin çalışması değil, lisenin başından sonuna kadar süren bir çalışma. Hatta bu ortaokuldan, ilkokuldan, yani biraz da temel meselesi aslında bu derece işleri. Kimse oturup bir senede çalışıp da derece yapmayı bekleyemez sonuçta. Yani ta ilkokuldan beri öğretmenlerin, öğrencilerin, herkesin emeği var bunda. Ama dediğim gibi lise hani en son katları çıkıyor. İlkokul temeli bile oluştursa ondan sonrası lisede tamamlanıyor. Ben okulda son sene tek kişiydim aslında sınıfta. Tek dil öğrencisiydim. Ve son sınıfta olduğum için kapatamadılar sınıfı. Devam ettim ben de. Ama benim dışımda da çok iyi öğrenciler vardı zaten bizim okulda. Arkadaşlarım da dereceleri çok iyiydi. En iyi arkadaşım yine Türkiye 62.'si oldu. Sözelciler zaten hepsi derece yaptı. O yüzden yani kimse birbirine çok böyle aşırı derecede şaşırmadı. Ama tabii ki herkes birbirinin adına mutlu oldu. Yani lise ortamında o ergenliğin verdiği psikolojiyle bir çekişme olsa da aramızda, birbirimizden çok hoşlanmasak da herkesin derecesi Bitlis'e bir katkı olduğu için herkes birbirinin adına çok sevindi. Peki LYS birincisinin babası Nafiz Doğan haberi aldığında neler hissetti? Hani bir söz var ya, yaygın bir sözdür bu. Derler ki işte bu anlatılmaz yaşanır. Yani bence bunu yaşamak lazım. Hakikaten çok farklı bir duygu. Yani ben tarif etmekte zorlanıyorum. İşin doğrusu. Yani tabii ki çok sevindik. Tabii ki başarı insana farklı bir takım duygular tattırıyor. Yani o zamana kadar hissetmediğiniz şeyleri hissediyorsunuz. Doğan ailesine göre başarının sırrı neydi? Çocuğu okula gönderdiğiniz andan itibaren çok iyi değerlendirmeniz, izlemeniz gerekiyor. Yani çocukla mutlaka ilgileneceksiniz.
eğitim anlamında devletin yatırımları, işte derslik sorunlarının en aza indirilmesi, öğretmen açığının süratli bir şekilde hani giderilmesi, öğrencilerde okuma bilinci ve eğitim sürecinin daha iyi bir şekilde işlenmesi, okullarda bunun verilmesi, yani ailelerin ve öğrencilerin eğitsel anlamda, eğitim yönünde bilinçlendirilmesi yani karımcı etki olmuştur. Bitlis'e yatırım yapan iş adamlarının, milletvekillerinin, herkesin çok büyük katkısı var. Ama tabii öncelikle devletin eğitim politikasının da çok etkisi var bunda. Sağlanan imkanlar da çok önemli. Ama yani öğrenci bunu değerlendirmedikten sonra hani başarı hiçbir şekilde elde edilemez zaten. Peki bir baba olarak gurur dolu olan Nafiz Doğan, kızı İrem'in ve yaşıtlarının sahip olduğu şartları görünce kendi çocukluğundaki şartlarla nasıl bir mukayese yapıyordu? O zaman işte sosyal, ekonomik, teknolojik şartlar, kültürel şartlar çok daha farklıydı. Yani gelişmekte olan bir ülke durumunda idik. Dolayısıyla şimdi gelişmişliği belki yakalamış bir ülke durumundayız. Tabii bunun da yansımaları her alanda görülüyor. Özellikle eğitim alanında, sağlık alanında, bayındırlık alanında. Yani ekonomiyi ilgilendiren, sosyal hayatı ilgilendiren, eğitimi sosyal hayatla birlikte yani eğitimi de kapsayan tarzda hepsini ilgilendiriyor. Bireysel başarılar, kitlesel başarıları temsil ediyor. Ve her bir başarının ardında okçun kokan, bal veren memlekete bakış açısındaki değişiklik yatıyor. Buna bağlı olarak da Bitlis'te son birkaç yıldır başlayan hamle sağlam zeminli Bitlis toprağında devam ediyor. Bitlis'te eğitim odaklı inşaatlar hız kesmeden sürüyor. Anadolu liseleri, ilçelerimiz ve il merkezinde yapılan öğretmen evleri, YİBO'lar ard arda yükseliyor. Daha önce yapılmış olan okul binalarının iç ve dış donanımları da sanki yepyeni bir bina yapılıyormuşçasına dikkatle, özenle ve artık adet olduğu üzere son derece kaliteli bir şekilde ele alınıyor. Ve bu inanılmaz gelişim, Bitlis'i içeriden veya dışarıdan her nereden olursa olsun takip edenlerce heyecanla karşılanıyor. Bitlis varlığını göstermeye başlamıştır artık. Bitlis bilişim dediğimizde iki tane B harfi bir araya geldiğinden ben 2B diye yazıyordum. Bunun İngilizce okunuşu ise to be'dir. Yani var olmak fiilidir. Ben bilişim sektörünün Bitlis için var olma teorisi olduğunu düşünmüştüm. Ve okulun temel atma töreninde de to be projemize hoş geldiniz dedim. İşte White Killer yapmıştır. Nezir Gencer yapmıştır. Yani sayamayacağım kadar birçok kişi Bitlis'e okullar yapmış, katkıda bulunmuştur ve katkıda bulunmaya da devam etmektedir. Şüphesiz tabii eğitime yapılan yatırım uzun vadelidir. Ve uzun vadede kendini gösterir. Ki Bitlis Türkiye'de bu yatırımın meyvelerini çok erken almaya başlayan yerlerden biri. Demek ki gençlerin de bu konuda kapasiteleri çok müsait. Gerçekten de yapılan eğitim yatırımları çok erken filizlendi ve Bitlis'i Türkiye'de eğitimde gerçekten ön sıralara çıkardı. Bu insana büyük mutluluk veriyor. Bitlis halkı boşu boşuna AK Parti'yi desteklemiyor. Boşu boşuna Sayın Başbakan'ı, hükümeti ve bu kadroyu takdir etmiyor. Siz vatandaşa elinizi uzattığınız zaman, siz vatandaşa için yüreğinden tuttuğunuz zaman o da size gerekli karşılığı veriyor. Bu yönüyle biz Bitlis'e müteşekkiriz. Hani Türkçe'de güzel bir atasözü var diyor. Olma keser gibi hep bana, hep bana. Ol testere gibi bir sana, bir bana. Ha, biz Bitlis'e bir şey verdiğimiz zaman Bitlis halkı da bunun karşılığını dediğim gibi
gönlünden koptu en güzel şekliyle veriyor. İşte sonlarda olan Bitlis üniversite sınavlarında şimdi biliyorsunuz harikalar yaratıyor. Türkiye birincisi falan oluyor. Sadece Bitlis'te değil, diğer Doğu ve Güneydoğu illerinde de bu PKK paralelinde siyaset yapan insanlara daha yüksek düzeyde teveccüh olmasına rağmen Bitlis bu konuda çok çok daha rasyonel, çok daha akli selimi ön plana çıkaran bir hareket tarzı içerisinde oldu. Bu yönüyle de ben Bitlis'in bu duruşunu takdire şayan buluyorum. Bitlis'in yokluğunu görenler, kendi yaşayamadıklarını bugünkü kuşakların misliyle yaşamasından son derece mutlular. Bugünkü gençlerin sevinci, onların da sevincidir. Pek olanak yoktu. Bugünkü koşullarla ben kıyas edemiyorum. Bu bildiğim son ki durumda Bitlis'te fen Anadolu liselerinin açılması, fen liselerinin açılması, üniversitenin açılması o günkü durumdan tabii ki bugün yoktu. O arada da uzun yıllar olmamıştır. Gene ben biraz önce temas ettim. Bitlis'te bu gibi başarıyı sağlayan kültür varlıkları, kültür olanaklarının sağlanması son 10-15 yıl içindedir. Ondan evvel ben rastlamadım. Eğer bugünkü olanaklar bundan 30 sene, 40 sene evvel olsaydı veya yapılabilseydi, bugünkü sorunların, gördüğümüz bazı sorunlar da olmayabilirdi. Hele bu son yıllarda daha çok önem verildiği kanısındayım. Okullaşma sayısı arttı. Bu başarıda herhalde büyük etkendir. Yani kapısının önünde okul görmek başka şeydir. Uzaklara yürüyerek dere tepeyi aşıp gitmek bambaşka bir şeydir. Çocuk karnını doyuramaz, aç gider, aç gelir belki. İnanır mısınız biz ortaokuldayken çocuklar o karlı günlerde bohçalarını sırtlarına bağlar, ekmeklerini ıslatır, arasına peyniri koyar gelirler ve bize sobayı yaktırırdı kademeye. Sınıfta o sabah ve öğle öğretimi vardı ayrı ayrı. Arada sıraya oturur, o açardık o lavaş ekmekleri, peynirlerimizi yerdik. Yani çok zor şartlarda okunuyordu. Bugün bunlar değişti. Türkiye çok büyük mesafeler kat etti. İnkar etmemek lazım. Bitlis'in bugünkü rastlanan başarılarının o zaman tesadüfen olmuştur fakat bugün belirli şeylere dayanmaktadır. Övünçle duyuyoruz. ÖSYM'de bundan 2 sene evvel, geçen sene, evvelsi sene sosyal bilimlerde birincilik alınıyor. Bunlar boşuna değil. Bir emeğin, bir yatırımın sonucunda elde edilmiş başarılardır. Bitlis bunda başarıda övünebilir. Başarı oranı yüksekçe. Bitlis'te eğitim, Bitlis'te gençler, Bitlis'te öğrenciler, bugün Bitlis Deresi'nin bir dönemler çağlarkenki hali misali berrak zihinli, şeffaf bakışlı bir tabloyu arz ediyor. Bitlis, eğitim alanında da, bölgesinde liderlik yarışında ben de varım diyor. Bitlis, yaşlısına, gencine, kadınına, erkeğine, ülkemize güven ve ışık veriyor.